Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Bu modelimizi bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabiliriz yelek yapımında, hırka yapımında, atkı, şal nerede istersek bu modeli kullanabiliriz. Modelimiz 7 ve katlarından oluşmakta. Artı dört tane de ilmek ilavesi gerekmekte. Şöyle düze yakın bir model örmesi çok çok kolay. Sadece iki işlemimizi yapacağız. Ve dümdüz hiç kaydırma olmaksızın üst üste üst üste öreceğiz. Şöyle baktığınızda zaten modelimizi bakın düz örgülerimizin ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Sadece bir bağlamamız var. Bir de şurada görmüş olduğunuz artışlarımız var. Yani iki sıra sadece modelimizi kurup geri kalan bölümlerde tamamen düz örgü şeklinde örerek bu güzel modele ulaşacağız. Arkayı şu şekilde çevirmek istiyorum. Arkada da ters ve düz örgülerimizi görmekteyiz. Burada da yine anlaşıldığı üzere dümdüz örgümüz mevcut. Evet şimdi ben 3,5 numaramı kullanarak bu modelimi çalıştım normal örgü ipiyle sizler e, öreceğiniz modelimize göre bluz hırka ya da atkı ona göre şiş ve iplerinizi tercih edersiniz ve modelimize başlarsınız Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım kolay gelsin modelimizi kurmak için ben şöyle e, iki ters iki düzden bir zemin hazırladım ve hemen modelimi yapmaya başlıyorum kenar ilmeğini örmeden alıyorum Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve örgümün düz yanındayım. Bakınız, e, ipim diğer tarafta, sol tarafta. Bir boş, bir ters ördükten sonra 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 ve 2. 5 tane düz ilmek örüyorum. 1

Modelimiz e, ilmek sayımız tamamlanana kadar 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz şeklinde devam edecek. 5 tane düzümü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ters örüyorum. Ve bir tane de son ilmeğimi yine ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Başlangıçtan hatırlayalım neler yaptığımızı. Bir boş aldım. Bir ters ördüm. 5 tane düz 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters yine 5 düz. 2 ters 5 düz. 1 ters, 1 boş şeklinde olacak. 2 kenar yani kenar ilmeğim ve onun öncesinde bir tane tersim var. Arkaya çeviriyorum. Arkada ise gördüğüm şekliyle örüyorum. Ön sırada düz ördüğüm ilmeklerim bu sıramızda ters. Ters ördüklerim 2 ilmeğim bu sırada düz olarak örüyorum. Hemen başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer sırada ters ördüğüm ilmeğimi bu sıramızda düz örüyorum. 5 tane düzüm vardı diğer sırada. 5 ters olarak bu sıramızda örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 ters. 1, 2, 5 tane 2 düz pardon. 5 tane tersimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düzüm. 1 ve 2 tekrar 5 ters gördüğümüz şekilde sıramızı tamamlayalım örgümün arka yüzündeyim 5 tane tersimi ördüm bir düzümü ve son ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum ve ön yüze başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum tersimi ters olarak örüyorum 5 tane düz ilmeğimizin ilkini düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği şöyle önden üçüncü ilmeğin bulunduğu yerden girip her ikisini de aynı anda örerek kesiyorum ve buradan ters ördüğüm için sağ tarafa da yatırıyorum. Bakın sağ tarafa yatırdım. Birinci örmüş olduğum ilmeği alıyorum, geçirmiş olduğum iki kesmiş olduğum ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve şişimden çıkarmıyorum. Şu şekilde bir görüntü oluşturuyorum. Bakınız çapraz gibi. Sonrasında buradan girip iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Diğer iki ilmeğim de kesilmiş oldu. Bakınız. Şimdi iki tane tersimi örüyorum. Derslerde herhangi bir işlem yapmıyorum. 5 tane düz ilmeğimin ilkini düz örüyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi üçüncü ilmeğimin ardından girip sağ tarafa yatırıyorum. Aynı anda örüyorum. Sağ tarafa doğru yatırıyorum. Bir tane ördüğüm ilmeği diğer iki ilmeği kestiğimin üzerinden geçiriyorum ve şişimden çıkarmıyorum. Şişimin ucunu girdiriyorum ve buradan iki ilmeğimi kesiyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimize geldim. İlk ilmeğimi düz örüyorum. 2 ile 3'ü sağ tarafa yatırmak için şöyle kesiyorum. Bu şekilde keserek bir ilmek yaptım. Bir önceki tek ördüğüm ilmeği diğer kestiğim ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve ipimi buradan bırakmıyorum. Şişimin sağ taraftaki şişimi geçiriyorum. Diğer iki düzümü bu aradan girerek düz örüp kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi ters örüyorum. 5 ilmeğimin ilkini düz örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi içten giriyorum. 2 ile 3'ü üç, 3'ün olduğu yerden girip 2'den çıkıyorum ve sağ tarafa doğru kesiyorum. Düz ördüğüm ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ama şişimde tutuyorum. Buradan şişimi tekrar girdirerek diğer kalan iki ilmeğimi örüyorum ve sona kadar bu işlemimi yapıyorum sonu da yapalım birinci ilmeğimi ördüm diğer iki ilmeğimi sağ tarafa yatırabilmek için aynı anda kestim şöyle düzeltiyorum birinci ilmeğimi diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum şişimde tutuyorum ve kalan iki tane düzümü bu aradan girip örüyorum. Son iki ilmeğimi de ters örüyorum ve örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Ön yüzden bitişimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Örgümün arkasını çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer sırada 5 tane olan ilmeğimizi keserek 2 ilmeğe düşürmüştük. Şimdi bu sıramızda tekrar 5 ilmeğe çıkaracağız. Birinci ilmeğimi ters örüyorum. Birinci ilmeğim ters ördükten sonra ikinci ilmeğim için bir doluyorum. Üçüncü ilmeğim için bir daha doluyorum. Dördüncü ilmeğim için bir tane daha şişime doluyorum. Ve beşinci ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Beş ilmek sayısına yeniden ulaştık. Arada diğer tarafta ters olan bu yönde düz olan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkiye indirdiğimiz beş ilmeğimizi tekrar beşe çıkarıyorum. Birinci ilmeğimi ters örüyorum ikinci ilmeğim için doluyorum üçüncü ilmeğim için doluyorum dördüncü ilmeğim için doluyorum ve beşinci ilmeğimi de yine ters örüyorum aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum diğer beş ilmeğimi tekrar artırmak için ilk ilmeğimi ters ikinciyi doluyorum üçüncüyü doluyorum dördüncüyü doluyorum ve beşinci ilmeğimi de örüyorum diğer iki tane düzümü de örüyorum 2 ilmeğimi yeniden ilkini ters örüyorum. 2. ilmeği doluyorum. 3. ilmeği 4. ilmeği doluyorum. Yani 3 defa dolama yapıyorum ve sonra 5. ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düzümü örüyorum ve yine 1. ilmeğimi örüyorum. 2 doluyorum. 3 4. 3 defa doladım. 5. ilmeğimi de ters örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi de örerek tamamlıyorum. Örgümün arka yönünde yeniden 5 tane ilmek sayısına ulaştırdım. 2 ilmeğimizde zaten herhangi bir değişikliğimiz yoktu. Yeniden önü çevirelim ve önden örmeye devam edelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yeniden 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz, 2 ters 5 düz şeklinde örgümüzü devam ettireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve aradaki bakınız 5 tane ilmeğimizi örüyoruz kenar bir ikisini örmüştük Oradaki üçü de artırmıştık hepsini düz örüyorum birinci ilmeğimi ördüm ikinci ilmeğimi şöyle girerek alıyorum daha rahat örüyorum İkinciyi ördüm şu şekilde geçirdiğim zaman daha rahat örebiliyorum bakın şöyle ikinci üçüncü artırdığımı da örüyorum ve diğer ilmeğim toplam 5 tane düzüm oldu 2 tersimi örüyorum ve yeniden bir düz 2 3 4 ve 5 2 tane tersim ve 5 tane yine artmış olduğum ilmeklerimi de bu yönde düz örüyorum iki tersimi 5. ilmeğimi de ördükten sonra örüyorum. Ön yüzden 5 tane düzümüzü, 2 tersimizi örerek tamamlıyorum. Bakın 1 2 şöyle aldığımda rahat öreceğim. 3 4 5. ve son ilmeğim. Arada iki tersim. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 son 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve ön yüzde modelimi örmüş oluyorum arkasını çeviriyorum arkasında düzlerimizi düz terslerimizi ters olarak örelim 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters şeklinde örgümü tamamlayalım arkadayım birinci ilmeğimi örmeden aldım İkinci ilmeğimi düz örüyorum ve 5 tane tersimi görüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tersim ördüm. 2 düz 5 ters. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Yeniden örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Bakın modelimiz çok kolay. Neredeyse düz gibi. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. ikinciyi ters aldım. 5 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Aradaki 2 tersimi örüyorum. 5 düzümü 3, 4 ve 5. 2 tersimi örüyorum. 5 tane düzümü ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldim. 5 düz, 2 ters ördüm. Son 5 düzümü ördükten sonra iki tersimi de örüyorum ve ön yüzümü tamamlıyorum yeniden arkayı çeviriyorum arkada yine gördüğümüz gibi örüyoruz iki tersimiz 5 tane iki düzümüz Pardon 5 tane tersimiz olacak 1 2 3 4 ve 5 arada iki tane düz 5 tane tersi modelimiz kaydırmalı bir model değil bunun üzerine aynı şekilde devam edecek. O yüzden bütün tekrarlarımız üst kısımlarda da aynı olacak. 5 tane tersimiz bu yönde. 2 de düzümüz. Çok çok kolay ve güzel bir çalışma. İnşallah sizler de örersiniz. tersim sadece iki sırada işlemimizi yapıyoruz ve modelimizi kuruyoruz. Son ilmeğimi de ben ters örüyorum. Şu kenarımız düzgün çıksın diye. Örgümün yeniden ön yüzündeyim. Ve şuradaki yapmış olduğumuz işlemimizi bu sıramızda yapacağız. Bakın bayağı yükselttik düz örgümüzü. Şuradaki e, bükme kısmını burada tekrar edeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane düzün üzerinde işlemi yapıyorum. İlk ilmeğim örüyorum. İkinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim. Üçüncü ilmeğimi şöyle ardından giriyorum. İkinci ilmeğimi. Her ikisini birlikte düz örüp sağ tarafa kesip yatırıyorum. Birinci ilmeğimi yani düzümü diğer ilmeğin üzerinden geçiriyorum ama şişimden çıkarmıyorum. Şişimde tutuyorum. Buradan şişimin içine giriyorum. Diğer iki ilmeğimi buradan girerek örüyorum. Ve bakın bu şekilde kapadık iki tersimi örüyorum tekrar 5 düzün ilkini örüyorum ikinci ve üçüncü üçüncüden girip ikinciden çıkıyorum ve şu şekilde alıyorum birinci düz ördüğüm ilmeği diğer ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ama o esnada ilmeğimi tutuyorum yine diğer iki ilmeğimi de bu aradan girip kesiyorum iki tersimi örüyorum yani şuradaki yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. Ve birinci ilmeğimi örüyorum. 2 ile 3 şöyle girip yatırıyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüğümü Diğerinin üzerinden geçiriyorum ama bırakmıyorum. Diğer ikiyi de bu aradan geçiriyorum. Tekrar iki ters örüyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Diğer iki ilmeğimi şekilde örüyorum. Birinci üzerinden geçiriyorum ama bırakmıyorum. Buradan girip iki kesiyorum ve sona kadar işlemimi tekrar ediyorum. Ve şöyle görelim bakınız. Kapadık ağızlarını. Arka sırada yeniden 5 ilmeği çıkacağız. Sıranın sonuna geldim. Ön yüzden 2 ilmeğimi de ters ördüm. Ve örgümü ön yüzden bu şekilde tamamladım şimdi arkayı çeviriyoruz bir bu sıramızda biz arkada işlemimizi yapıyoruz diğer yerler tamamen düz Evet birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm iki tane tersim var şimdi bu beş olan ilmeğimizi ikiye düşürmüştük burayı yeniden beş ilmeği çıkarıyoruz birinci ilmeğimi ters örüyorum ve ikinci ilmeğim için artış yapıyorum. Üçüncü için artış, dördüncü için artış yapıyorum ve beşinci ilmeği bir yine ters örüyorum. Yine beş ilmeğe çıktım. İki düzümü örüyorum, bir tersimi örüyorum, üç defa doluyorum. Bir, iki, üç ve son ilmeğimi de ters örüyorum. İki tane düzüm modelimizi bakın yeniden kurduk tersimi örüyorum 1 artıyorum 2 artıyorum 3 artıyorum 2 de aşağıda vardı zaten 5 tane ilmeğimiz oluyor 2 tane düzümüz tersimizin ilkini örelim 1 2 3 arttım ve bir tane daha tersim ördüm toplamda 5 ilmeğe ulaştık ve sıramı tamamlamak üzereyim modelimizi yeniden kurduk bakın birinci ters ördükten sonra 2 3 4 3 artışımızı yapıyoruz ve diğer ilmeği örüyorum bir düzüm ve son ilmeğimizi mutlaka ters örüyoruz örgümüzün arka yüzünden de yeniden 5 ilmek sayısına ulaştık 2 tersimiz vardı 3 de araya artış yaptık toplamda 5 ilmek sayısı oldu Evet şimdi Yeniden burada yapmış olduğumuz gibi işlemimizi tekrar ediyoruz ve sonra modelimizi aynı şekilde tersleri ters düzleri düz örerek büyütüyoruz. 5 tane düz örüyorum. Şöyle ilmeğimi aldığım zaman daha rahat oluyor. Bakın artışılarım şu şekilde. Şöyle yönüne doğru alıp dişimi aktardığım zaman hiç zorluk çekmiyorum. Ve biraz büyütelim Evet sevgili arkadaşlar ben biraz daha örmeye devam ettim ve bu şekilde büyüttüm. Modelimizin son duruşu bu şekilde olacak. Arkasını da çevirip şöyle görelim. Terslerimiz ve düz örgülerimiz görülmekte. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.